Aksaray Belediye TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Büşra Seda Boyar. Kitap serüveni programımızla canlı yayınla karşınızdayız değerli izleyicilerimiz. Bizlere 0552 888 68 68 numaralı WhatsApp ihbaratımızdan veya Aksaray Belediyesi TV'ye Facebook ve Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımıza katılıp bizlere istek ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Yanımızda sosyal hizmet uzmanı, yazar Mustafa Cankurt hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Büşra Hanım. Bizleri kırmayıp stüdyomuza geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Iletiyorum. Ben teşekkür ederim. Çok memnun kaldım. Davetiniz üzerine çok memnun kaldım. Teşekkür ederim. Hocam kitaplarınız var. E, programımızın isminden evet. bilindiği bir kitap seriyorum programımızın ismi de. Hı hı. 2020 yılında Siyah Sancağın Gölgesi'nde Celalettin Herzemşah, hı. Doğunu ve Batı'nın başbuğu Sultan Melikşah evet. 2021 yılında... Hı hı. Ve son olarak, son olarak da Diriliş Kahramanları serisini 2022 yılında 6 kitaplık bir seri çıkarttınız. Evet. Bunları konuşacağız, kitapların içeriklerinden bahsedeceğiz. Onları Şimdi. konuşmadan önce sizleri biraz seyircilerimize tanıtmak istiyoruz. Mustafa Can Kurt, sosyal hizmet uzmanıyım. Tokat ilinin Zile ilçesinde, Zile Devlet Hastanesi'nde görev yapıyorum. Devlet memuruyuz. Hı, hı. Ee, 4 yıldır Tokat Zile'deyim. Ondan önce Aksaray'daydım. Yani Aksaray'ın çeşitli hastanelerde çalıştım. Ee, Devlet Hastanesi, Göğüs Hastanesi, Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği gibi sağlık bölümlerinde çalıştım. Ee, son 4 yıldır Tokat Zile'deyiz. Ondan önce de bir 4 ay bir Sivas'a gitmiştim. Numune Hastanesi'nde çalışmıştım. Ee, evliyim. 3 çocuğum var. Ee, eşim de hemşire. Aynı hastanede çalışıyoruz zaten. Ee, Aksaraylısınız. Aksaraylıyım, Aksaray'lıyım evet. Aksaray Bağlıkaya beldesi bizim memleketimiz. Ee... Güzel kitaplar çıkarttınız hocam. Evet. Bizler de okumak için sabırsızlanıyorum. Ben de okuyacağım programdan sonra başlayacağım inşallah. inşallah. Benim merak ettiğim ilk şey bir sosyal hizmet uzmanı olarak tarihe nasıl merak sardınız? Evet. Tarihi kitaplar yazmaya nasıl karar verdiniz? Şöyle yani ben ortaokul yıllarından beri çok kitap okurum. Özellikle tarih kitaplarını çok okurum. Kardeşim var benim bir yaş küçüğüm şimdi o da Türkçe öğretmenim. Ee, onunla devamlı kütüphanelere giderdik. Ee, o da tarih edebiyat, ben de tarih edebiyat. Bu alanlara çok ilgimiz hı hı. vardı, okurduk. Ee, tarih yani yıllardır okuduğumuz için tarihte e, yazma gereği duydum hı hı. daha sonra. Ok okuduktan sonra yazayım diye düşündüm. 5-6 yılda yıldır da yazıyorum. Ee, tarihi roman tarihi araştırma şeklinde kitaplarım kitaplar hazırlıyorum ee, çıkan kitaplarım tarihi roman ama tarihi araştırma da hazırlıyorum hazır kitaplarım var Ta çıkacak olan kitaplarım da var tarihi araştırma alanında ee, Tabii tarihçi olmadığımız için bazen tepki çekiyoruz ama yani e, tarihçi olmak da gerekmiyor e, bu işi sevmek bu işi hı hı. E, e, yapabileceğini düşünmek e, en iyisi e, bunu yapabileceğimi düşündüğüm için ben de yazıyorum. 5-6 yıldır yazıyorum. Hı hı. Tarihi çok seviyorum. Yani ondan dolayı da yazmayı yazma gereği duydum yani. Aslında iyi bir yazar olmak, iyi bir okuyucu olmaktan geçer yani, diyebilir muhakkak, miyiz? Yani muhakkak, muhakkak tabii, tabii. Yani okuyucu olmadan zaten yazar olunmaz hı hı. yani. Zaten merakımız vardı hocam. Hı hı. İlk kitabın Siyasancağın Gölgesinde, Gölgesinde. Evet. Celalettin Şah. 2020 yılında çıktı. Evet. İlk çıktığında kitabınızı elinize aldığınız zaman neler hissettiniz hocam? Tabii şimdi kitaplar hani yazarlar genellikle öyle söyler. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Çocuklar gibi görüyor kitapları yazarlar. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle görüyorum kitaplarımı. Çok ilk kitabım olduğu için çok e, gurur duymuştum. Yani beğen e, beğenmiştim de kitabın baskısıdır, şeydir, e, Güzel de olmuştu. Hoşuma gitmişti. Önemli bir yere sahipsin Tabii iç, iç içimize de sinmişti. E, Celalettin Harzemşah'a da bir hayranlığım vardır benim normalde. Hı. İlk kitap olarak da onu düşündüm. İlk kitabım da o oldu. Öyle nasip oldu. Ee, Biraz kısaca mutlu anlatır mısınız hocam? Tabii tabii ki, tabi anlatayım. Tabii ki. içeriğini Hı -hı. anlatayım. Hı -hı. Şöyle kısaca Celalettin Harzemşah Harzemşahlar Devleti'nin son sultanıdır. Harzemşahlar Devleti Cumhur Cumhurbaşkanlığı Forsu'ndaki 16 Türk devletinden birisidir. Ee, Harzemşahların bir özelliği de Moğollarla mücadele etmeleridir. Yani Celalettin Harzemşah da bu mücadeleyi yapmıştır. Ondan önce babası Alaaddin Muhammed vardı, Sultan, Harzemşahlar Sultanı. Onun döneminde ülke e, Moğol istilasına uğramıştır. Ha, ülke bugün itibariyle düşünürsek, yani Batı Türkistan e, ve Horasan, e, bugünkü Afganistan olarak düşünebiliriz kurulduğu yerleri. Yani ülke olarak düşünürsek Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan'ın bir kısmı, İranın bir kısmı, Afganistan, hı hı. Ya bugünkü Pakistan'ın bir kısmı olarak düşünebiliriz ülkenin kurulduğu yeri. Ee, bir Türk devletidir, İslam devletidir. Ee, e, 1218 yılında Moğollarla e, Moğol tüccarların öldürülmesi neticesinde araları Moğol hakanı Cengiz Han'la arası bozuluyor Alaaddin Muhammed'in. Ee, daha sonra Moğol istilası başlıyor. Karşıda koyamıyor Alaaddin Muhammed. O da çok da yetenekli bir sultan değil zaten. Ama oğlu e, direnişi örgütlüyor adeta. E, direnmek istiyor ama babasının e, babasının sultan olması ve son sona söz hakkının babasında olması nedeniyle bunu yapamıyor. Çekiliyorlar İran'a doğru çekiliyorlar. Gittik Türk Türkistan bölgelerinden çekiliyorlar. E, bu esnada 1221 yılında, 20 yılın sonlarında diyelim, 2 yıl sonra, 2 yıl sürüyor bu işgal çünkü. Alaaddin Muhammed ölüyor. Celalettin Harzemşah da Harzemşah olarak Harzem'e gidiyor ve sultan oluyor babasının yerine. Fakat Moğol işgali her tarafta yani tam hareket edemiyor. Bundan dolayı bugünkü Afganistan'da bulunan Gazne şehrine gidiyor. Kabil'in, Afganistan'ın başkenti Kabil'e yakın bir yer bu Gazne. Oraya gidiyor. Orada zaten onun şeyi, e, vali olduğu bir yer. Yani eskiden de vali olarak görevlendirilmişti. Halk kendisini seviyor, beğeniyor. E, zaten cesur, cesaretli birisi. Burada Moğollara karşı bir direniş oluşturuyor. İki iki savaştı Moğolları yenilgiye uğratıyor. Cengiz Han'ın komutanları geliyor, onları yenilgiye uğratıyor. E, ancak Cengiz Han tabii işi bitirmek istiyor. Artık batıya ilerlemek istiyor. Tamamen batıya ele geçirmek istediği için onu engel olarak görüyor doğal olarak Harzem ordusunu ve Celayetin Harzem Şahı. E, Gazne'ye geliyor, kendisi geliyor bu kez. Ordusuyla kendisi geliyor. Yanında oğulları da var. İşte ünlü oğulları Çağatay, Ogeday, onlar ünlü oğullarıdır. Toluy gibi üç oğlu var yanında. E, bugünkü Hindistan'ın içerisinden geçen Indus Nehri var. Sint Nehri diye de geçiyor e, şu anda. Indus Nehri civarında bir savaş oluyor. Indus Savaşı veya Sint Savaşı olarak geçiyor bu tarihte. Bu savaşta tabii Celalettin Harzemşah'ın ordusu daha önce bir dağılma yaşıyor. Yani Fitne çıkıyor ordusunda komutanlar arasında bir fitne meydana geliyor. Onu bazı komutanlar askerleriyle birlikte ordusuna ayrılıyor. Yani 15 bin civarında bir askeri kalıyor. Ee, tabii 40 bin 50 bin civarında Cengiz ordusu. Cengiz de orada bir savaşa tutuşuyor. Yani aslında Cengiz gelmeden önce Hindistan'a çekilmek istiyor. Hindistan'da Türk devletleri var, Türk sultanları var. Onlarla ittifak kurup tekrar güçlenmek istiyor. Fakat ona fırsat kalmadan Cengiz ordusu geliyor. Sintlehir civarında. Orada tabi dramatik bir olay yaşanıyor. Yani burada da kitabımda da yazılı. Ee, Ceng, e, Celalettin Hazrem Şah'ın e, eşleri, annesi ve çocukları yanında. Ee, bu esnada savaş savaşta direniyor ama yetmiyor. Yani kanatlar özellikle ordunun sağ ve sol kanatları çöküyor. Çöktüğü zaman bazı komutanları onu uyarıyor. Artık diyor senin çekilmen lazım diyor. Celalettin Hazrem Şah şehit olmak ve Sonuna kadar savaşmak istiyor. Bunun için e, e, teklifleri reddediyor, çekilme tekliflerini. Fakat e, en sonunda razı oluyor. Çünkü komutanlar diyor ki, yani bu İslam or, siz e, sen burada şehit olursan, bunların Moğolların karşısında hiç kimse duramaz. İslam memleketleri talan olur diyor. Yani birisinin durması lazım. Senin onun için buradan sağ çıkman gerekir diyor. Yani sen sonuçta sultan oğlusun. Hindistan'da da yeteri kadar destek bulursun, güçlenirsin diyorlar. E, tabi siyah sancağın gölgesinde dememizin sebebi o, e, Hazreti Şahlar Devletinin bayrağı siyah bir sancak, bildiğimiz Tabii. siyah sancak biliyorsunuz. İslamı da sembolize eder. E, sancakla birlikte, yani kaynaklarda da bu böyle geçiyor. Sint Nehri'ne geçiyor, Sint Rehrine, Indus Nehri, Indus Nehri'ni geçiyor. Tabii çok derin değil, geçiyor. E, Cengiz Han da onun sağ kul, sağ ele geçirilmesini istediği için ok veya mızrak göndertmiyor askerlerine ama geçiyor karşı tarafa. Tabii ailesi perişan. Diyor ki aileleri diyor ki bizi küffarın eline bırakmaktansa öldür diyor. Biz denize atmamızı atılmamızı emret diye bağırıyorlar karşı tarafa. Celalettin Harzemşah da tabii gözyaşları içinde bu kararı veriyor. Ailesinin hep nehine, nehre atılma emrini veriyor. Bütün ailesini orada kaybediyor tüm çocukları, eşleri, annesi hepsi Indus Nehri'ne düşüyor. Yani onun emriyle atılıyor yani. kafirliğine geçmektense biz biz nehirde ölmeyi tercih ederiz diyorlar çünkü. Sonuçta neticede hızlı geçelim. Yani Hindistan'da üç yıl kalıyor. Daha sonra İran ve Azerbaycan'a gidiyor bugünkü olarak. Devleti tekrar orada kuruyor Harzemşahlar Devleti'ni fakat bazı hat hatalar yapıyor. Yani Anadolu Selçuklu devletinin tahtında o dönemde Alaaddin Keykubat var. Alaaddin Keykubat'ta Ulu Keykubat olarak geçer. Yani diplomasiyi, savaş tekniklerini bilen bir kişidir. Başta onunla Moğollara karşı bir ittifak girişimi yapıyor. bunda da başarılı oluyor ama bazı hatalar yüzünden Alaaddin Keykubad'ı kaybediyor. Alaaddin Keykubat onlar karşı cephe alıyor. Yani artık onun Anadolu'nu Anadolu'yu ele geçireceğini, işgal edeceğini düşünüyor. Celalettin Harzemşah'ın. Neticede Celalettin Harzemşah'la karşı karşıya geliyorlar. Ünlü Yassiz Çemen Savaşı duyulmuş duymuşsunuzdur. Tarihte ünlüdür. Harzemşahlarla Anadolu Selçukluların savaşıdır. Celalettin Harzemşah yenilgiye uğruyor. Tabi Eyyubiler de yardım ediyor Anadolu Selçuklularına ittifak ittifak ediyorlar Anadolu Selçuklularıyla birlikte şeye karşı Harzemşahlara karşı. neticede yeniliyor. Ondan sonra Moğollar baskın düzenliyor. Zaten Moğollar peşini hiç bırakmıyor. Yani devamlı onun peşindeler. Hı hı. Bir artık aralarında bir kan davasına dönüşmüş bir şey var. Moğollar adım adım onları takip ediyor. bu, bu esnada da Yaz Çemen Savaşı'na gelinceye kadar da zaten Moğollarla bir iki defa karşı karşıya geliyor. Onlar da bazen yeniliyor, bazen yeniyor Moğol birliklerini. En sonunda Silvan'da e, eşkıyaların eline düşüyor. Yaralı bir vaziyette. Moğol saldırısından kurtulmuş ki her, bütün askerlerini kaybetmiş. E, o esnada eşkıyalardan birisi onun ailesinden birilerini öldürdüğünü iddia ederek Harzemşah, Harzemşah, Celalettin Harzemşah olduğunu öğreniyor öldürüyor yani yaralı bir vaziyetteyken öldürüyor ee, hayatı orada son buluyor ama bütün hayatı macera ile geçmiş bir sultandır ee, kararlılığı var yani çok bunu biz çocuklara örnek olsun diye gençlere örnek olsun diye yazdık kararlılık çok önemlidir yani hiç bıkmıyor yani kararlılığından hiçbir şekilde taviz vermiyor yenilse bile devamlı saldırı halinde yani hiçbir şekilde vazgeçmiyor Moğollarla mücadelesi takdire şayan ee, Celalatin Hazem Şah böyle, yani biraz kitabı uzun biraz gösterelim uzun gösterelim tuttuk hocam. ama. Yok olsun hocam, Seyircilerimiz için <laughs> şekilde gösterelim evet. bizlerde. Evet. Kitap bu şekilde. Peki hocam, hedef kitlesini e, kim olarak belirlediniz siz bu kitabı yazarken? Kimler okusun bu kitabı? Yani hedef kitlemiz şöyle, yani bütün halkı geneli hepsini tuttuk bunda. Biraz <laughs> hani bizim e, hani biraz sayfa 500 sayfaya yakın bu. 500 sayfa olunca insanlar biraz okumaya imtina edebiliyor. Genel olarak tuttuk ama daha sonra daha az sayfalı yapmak için uğraştık. Çünkü halkımız maalesef hı. okumuyor yani geniş sayfalı. Halbuki e, bu kitap ayrıntısı, her türlü ayrıntı var içerisinde. Tarihin tamamen kaynaklardan okunarak elde edilmiş bir kitap. E, tarihi gerçekliği var. Hepsi, yani yüzde %90 oranında tarihi gerçekliği var. Hı hı. Tabii biz roman olması açısından bazı şeyleri de eklemek zorunda kaldık. Detaylı bu şekilde anlattığınız A A A A evet. için. Evet. Ama insanlar ilk gördüğü zaman ay, bu çok fazla e, sayfası var. Ben okuyamam. Ha, öyle diyorlar. Diyor. Fuarlarda genellikle evet. öyle diyorlar. Maalesef Kitap öyle diyorlar. Fuarlarında da en çok zaten satan kitaplar ince kitaplardır. İnce kitaplardır. Evet, mi? ünlüdür o ince kitapları. Bu da ikinci i̇nce. kitabımızdır. İsterseniz dilerseniz Sultan ondan... Melik Şah hocam. Melikşah. Doğunun ve Batının başbuğu. Doğunun ve Batının başbuğu Hı. Sultan Melik Şah. aslında Ardarda arda yazdığınız kitaplarınızda hocam evet. bu birikmişliğin göstergesi diyebiliriz aslında. Tabii. Her yıl bir kitap çıkarttınız hatta Hı -hı. en son çıkarttığınızda bir seri olarak çıkarttınız. Bir seri olarak çıkarttık en, en sonümüzü. Sultan Melik Şah'ta peki neler anlattınız? Siz tarihi çok seviyorsunuz, evet. Hep tarih kitaplar Hı -hı. yazıyorsunuz. Doğunun ve Batının da başbuğu başbuğ. dediniz. Evet, doğru. Neler ya, var hocam bu kitabın içerisinde? Bu kitabın içerisinde önce Melikşah'tan kısaca bahsedelim. Sultan Melikşah Büyük Selçuklu sultandır. Sultan Alparslan'ın oğludur. Hı hı. Sultan Alparslan'dan sonra e, Selçuklu tahtına çıkmıştır. 20 yıllık bir saltanatı vardır. 17 yaş 17 18 yaşında e, sultan oldu ama 38 yaşında vefat etti maalesef genç bir yaşta hı hı. öldürüldü öyle söyleyelim. Suikaste uğradı. E, Melikşah kitabında da Melikşah'ın hayatını anlattık. Çocukluğundan başladık. Ölümüne kadar olan tarihi süreci anlattık. Bununla ilgili çocuklarıyla ilişkisi, eşleriyle ilişkisi, hanedan mensuplarıyla ilişkisi, Karahanlı Devleti ile savaşları, Gaznelilerle savaşları, bunun yanında Bizans'la savaşları ya da yerel hanedanlarla savaşları hepsini, hepsini burada işledik. Hı hı. Ya zaten Sultan Melikşah çok yönlü bir sultan. Yani gerçekten doğunun ve batının sultanı, başbu derlerdi. Yani o dönemde hı hı. doğunun ve batının, cihanın sultanı derlerdi kendisine. Ee, büyük Selçuklu Devleti'nde en görkemli çağıdır bu çağı. Hı hı. Ee, şeyden sonra ölümünden sonra çocuklar arasında bir taht kavgası çıkmıştır. Biraz güç kaybetmiştir ama diğer yani oğlu Sencer döneminde ülke yine şeye olmuştur. Büyük bir sultan, devlet haline gelmiştir. Sultan Merik Şah'ın burada dramatik bir yaşamı var. Oğlunu kaybediyor. Onunla ilgili şey var. Yani gerçekten. Sizi etkileyen, etkileyen taraflar neydi beni hocam o. bu kitapta? Davut mesela onun oğludur. Davut'u yaklaşık hani yaşını çok kaynakları yaştan bahsetmez ama 5-6 yaşları muhtemelen 5-6 yaşlarında vefat ediyor. O vefatına çok üzülüyor. Yani Davud'la birlikte ava çıkıyorlar. Her şey muhtemelen kendisine veliaht olarak hazırlıyor Davud'u. Ee, onun ölümünden sonra e, yemekten içmekten kesiliyor. Hatta cenazesini bile bırakmak istemiyor. Cenazesi artık kokmaya başlıyor ev, şeyde sarayda. Nizamülmülk e, onun en büyük vezir e, yani Selçukluların en büyük vezirlerinden birisidir. Melikşah'ın da veziridir. O dönem tamamen e, 20 yıl boyunca vezirliğini yapmıştır. Nizamülmülk araya giriyor yani. E, ...alıyorlar çocuğu... ...o çocuk da Terken Hatun'dan doğmadır... ...Terken Hatun Karahanlı Prensesi... E, ...çok acı çekiyor... ...şiirler yazıyor ardından... ...burada şiirlerden de bahsettik... Hı hı. ...çok dramatiktir yani gerçekten... E, ...canına kıymayı bile düşünüyor... ...yani Sultan Melikşah gibi birisi yani... ...oğlu için e, oğlu acı için çekiyor... Çok, ...halbuki çok dindar birisidir... ...çok şey birisidir ama... ...o kadar bunalıma giriyor yani... Hı. ...bizim tabirimizle, günümüz tabiriyle... Sonra eğ oğlumun etkileyici. etkileyici. Kitap yani etkileyici a. bir kitap diyebiliriz. E, i̇lişkiler güzel anlattık. Yani biraz akıcı anlattık. Herkes daha hemen ok okumada anlasın diye, hızlı okusun, hızlı bitirsin diye düşündük. Evet, e, hocam. Bu da 300. Size de gösterelim sayfa. şu şekilde. Hı -hı. Doğunun ve Batı'nın başbuğu Sultan Melikşah değerli izleyicilerimiz. Sizler de alıp okuyabilirsiniz. Bu da Celalettin Herzemşah kitabı ve bir seri yazdınız. Diriliş kahramanları serisinde evet. bizim Aksaray'ımız için de önemli olan ikinci Kılıçarslan'ı evet. anlattınız. Doğru. Serinin içinde neler var? Hangileri var? Gazenli Mahmut Berkan, evet. Can Sultan Melikşah var değil mi hocam? Evet, yine şöyle anlatayım. Hı -hı. Önce e Melikşah'ın e, burada gençle bu kitaplar şun onu şuradan başlayalım. Hedef kitlemiz daha çok gençlerdi. Ortaokul ve lise çağındaki gençlerdi hı hı. hedef kitlemiz. Onun için biz Melikşah'ı küçülttük. Burada 100 sayfaya düşürdük. Önemli yerleri aldık. Gençler gençlere yönelik tekrar hazırladık. Birisi Melikşah bu Diriliş Kahramanı serisinin. Diğer yine e, Sultan Son Harzemişah Celalettin. Celalettin Harzemişah'ı küçülttük. Önemli yerlerini aldık. 100 sayfaya düşürdük. Hı hı. düşünmek zorundaydık. O 500 sayfaydı çünkü. Gençlere yönelik. Ee, diğer birisi Süleyman Şah. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu. Hı hı. Ee, Anadolu'da, Bizans'ta mücadeleleri ünlüdür. Ee, yine bir savaşta da Su, Sultan Melikşah'ın kardeşi Suriye Meliki tutuşla yaptığı bir savaşla vefat ediyor. Sultan Melikşah'la aynı dönemlerde yaşıyorlar. Aynı hanedan mensubu, mensubu. Amcazade diyebiliriz. Ee, Anadolu Selçuklularının kurucusu Süleyman Şah. Diğeri Berkehan. Berkehanı çok fazla insanlar bilmiyor, evet, tanımıyor. Hocam. Ben zaten çok tanınmayan kişileri özellikle yazıyorum ki insanlar tanısın diye. Yani bilinen diye. çok bilinen şahsiyetleri yazmamaya çalışıyorum. Hı hı. Onlar hakkında çünkü kitap çok fazla. Berkehan hakkında çok fazla kitap yok, bir iki araştırma kitabı haricinde. Berke Han da tarihi roman formatında yazdığımız bir kitap, 100 sayfalık. Bunun büyüğü de var bende, hazırlanmış büyüğü. Yani normalde bir 300 sayfalık bir kitap çıkabilir aynı bu şekilde. Ayrıntılı şekli var. Burada gençlere yönelik biraz daha küçülttük kitabı. 100 sayfaya düşürdük. Berke Han'dan bahsedeyim kısaca ben. Belki bunlar insanlar tanıyor. Zaten Celalettin Rumi Şah ve Melik Şah'tan bahsettik evet, büyük hocam. kitaplarda. Hı hı. Süleyman Şah'tan da kısaca bahsettik Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu dedik. Berke Han Cengiz Han'ın torunudur. Eee Han'ın oğludur. Cengiz Han'ın en büyük oğludur Cüce. Onun oğlu Altın Orda Devleti'nin sultanıdır. Altın Orda Devleti de 16 Türk devletinin içinde yine Cumhurbaşkanlığı forusundaki devletlerden birisi kabul edilir. İlk ee, ilk Müslüman Moğol Hakanıdır. Yani o, o Berkehan ondan dolayı önemlidir. Eee Berkehan'ın Müslümanlığı konusunda değişik rivayetler var. Kaynaklar değişik kaynaklar, değişik rivayetlerden bahsetmişler. Bir rivayete göre e, doğumundan itibaren e, kadın e, şey e, annesinin kendisi gayrimüslim annesinin sütünü emmemesi neticesinde Müslüman bir kadın bulup onu emince Müslüman olduğuna, Müslüman adetlerine hı hı. göre yetiştirilmesini emrediyor babası. Biz bunu bu kitapta bundan bahsettik. Bir rivayet bu. Bir rivayette gençliğinde e, bir Şeyh Baharzi, Seyfettin Baharzi olarak bilinen Türkistanlı Buharalı bir şeyhten etkilendiği bahsediliyor. Hı hı. Şeyh'ten etkilendiği doğrudur. Kitapta da bahsettik ama hani Müslümanlığı onun sayesinde mi oldu yoksa zaten Müslüman mıydı? Onu kaynaklar çok fazla bilmiyor. Yani değişik kaynaklar bunun Müslüman olduğunu söyleyenler var yok. Müslüman değildi. Kesin bir bilgi yok. Kesin bir bilgi yok. Değişik kaynaklara değişik rivayetler var. han Hülagü ile savaşları var. Hülagü de İlhanlı hakanıdır. Moğolların batı orduları hakanıdır. Amcasının oğlu Hülagü. Hülagü de Cengiz'in oğullarından Toluyunun oğludur zaten Cengiz ordusunun batı orduları komutanı olarak geçer. İlhan olarak anılır. İlhanlı devlet olarak tarihte duymuşsunuzdur. İlhanlı İlhanlı devletinin de kurucusudur. İl Hülagühan. Hülagühan'la savaşları var. Hülagühan tabi şey gayrimüslim. O da Müslüman. Müslümanlara karşı özellikle Abbas Halife'nin halifesinin katledilmesi olayından sonra Hülagühan'la araları iyice bozuluyor. Değişik savaşlar yapılıyor. Bir de Azerbaycan'ı paylaşamıyorlar. O savaş mevzularından birisi de Azerbaycan zaten. Çok değerli bir Hakan. Belki. Bilinmesi gereken, çocukların örnek alması gereken bir kişi. Gazneli Mahmut diğer bir bizim serimizin, Diriliş Kahramanları serimizin kitabı. Gazneli Mahmut da şöyle söyleyeyim, 17 Hindistan Seferi düzenlemiştir. Bugün... Gazne'den bahsettik Celalettin Arzemşah döneminde. Gazne'de kurulmuş bir devlettir. Gazne Afganistan sınırları içindedir. Hı hı. Ondan dolayı Gazneliler denilir. Gazneliler devleti de zaten yine 16 Türk devletinden birisidir. Gazneli Mahmut da Türktür. Ee, Gazneliler devletinin de üçüncü, 3 yani üçüncü veya dördüncü olması lazım. Sultanıdır. Ee, Gazneli Mahmut'un özelliği 17 Hint seferi düzenlemesidir. Hindistan'ın İslamlaşmasına büyük katkısı vardır. Yani bugünkü Pakistan'ın, Bangladeş'in, Afganistan'ın kısmen Afganistan'ın hatta Hindistan'daki Müslümanların atası denilebilir. Orada İslam yayan bu kişidir. Çok büyük 30 yıl boyunca 32 yıllık bir saltanatı oldu. Yani 30 yıl boyunca seferler düzenledi. Toplam 17 sefer. Yani büyük başarılar elde etti. Yani ona gaza diyordu zaten hep bu şeylerine, savaşlarına. Gazneli Mahmut Türk tarihinde vazgeçilmesi kahramanlarından biri. En sona Kılıçistan'ı bıraktım çünkü bizim Aksaray için önemlidir. Evet, Sultan II. Kılıçarslan. İsterseniz isterseniz bahsedeyim Tabloca. bunu biraz ayrıntılı bahsedelim. Aksarayla ilgili olduğu için. İkinci Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Devleti'nin dördüncü sultanıdır. E, babası Sultan Mesut'tan sonra tahta geçiyor. Yaklaşık bir 1200-1155'ten 1192'ye kadar hüküm sürüyor. Bir 40 yıllık yaklaşık bir saltanatı hı hı. var. 40 yaşında falan da sultan oluyor. Yani 80 küsür yaşında vefat ediyor. Çok yaşlı vefat ediyor. Ama çeşitli özellikleri var onun. Sultan Kılıçarslan'ın en büyük özelliği diplomasiyi çok iyi bilmesi. Gerçekten ile topraklarının bütünlüğünü koruyor. Yani Bizans olsun, Anadolu'daki danışmentler gibi beylikler olsun, Artuklular danışmentler gibi beylikler olsun, yine daha güneyde o dönemin eee Nurettin Mahmut Zengi'nin devleti Devleti devletiyle ilişkileri var onlarla savaşları var çok değişik bir yerde yani böyle ateş altında ama bu kendisine karşı bahsettiğimiz bu ülkelerin ittifakları var onu dağıtmak için diplomasiyi çok yoğun evet. kullanıyor Bizans İstanbul'a kadar gidiyor konstantiniye o zaman ifadesiyle Sultan e, Bizans İmparatoru Manuelle görüşüyor doğrudan Manuel'i ittifaktan ayırıyor yani bu görüşme sayesinde. O ayrılınca zaten diğer ittifak üyelerini de tek tek bertaraf ediyor, savaşla bertaraf ediyor. E, Kılıç Aslan e, Aksaray'ı kuran kişi olarak bilinir. Gerçekten de öyle. Kuran Aksaray onun döneminde e, bir yıkık dökük bir yerdi. Yani merkezleri zaten Konya Anadolu Selçuklularının. Konya Aksaray'a çok yakın olduğu için Aksaray'a pazarlar, hamamlar, çarşılar kuruyor. Aksaray Kalesi'ni yapıyor, yaptırıyor. E, Aksaray'ı ikinci payitaht olarak görüyor. İkinci payitaht olarak görüyor. Yani hayatının büyük bir kısmını Aksaray'da geçiriyor zaten. Konya'da geçirmiyor. Taht yeri olarak Aksaray'ı Aksaray. görüyor. Ve yani onun döneminde de kalan çok fazla eser yok. Bir hamam var zannedersem bugün. İkinci Kılıçarslan Hamamı. Hamamı var. Evet. Ha, bildiğim sadece o var herhalde onun döneminden kalan. Evet, Başka da çok fazla. Da restore, restore ediliyor. Zaten. evet. Evet. Başkanımıza da selamlar olsun bu arada. Evet, buradan da belediye başkanımız Sayın Doktor Evren Dinçer'e selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Iletiyoruz. Saygılarımızı. Çünkü tarihimize belediye başkanımız çok eee ecdatları eserlere sahip çıkıyor. Evet. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. İletiyoruz. Eee dönemin o dönemde Aksaray'ı kuruyor, gerçekten ihya ediyor. Sanırım 1169 yılı olması lazım. Türkistan'dan ve Azerbaycan'dan tüccarlar, alimler ve zanaatkarlar getir diyor. Yani e, Aksaray tamamen hem e, alimler yurdu, hem e, tüccarların ticaret merkezi zaten ticaret yolları üzerinde olduğu için Aksaray, bu da Aksaray'ın en büyük özelliklerinden birisi, onu da değerlendiriyor ticari açıdan, açıdan da. O dönemde Salihler yurdu deniliyor zaten, şehri Süleha ismi oradan geliyor, evet. Salihler yurdu, iyilik, iyilik, iyiliklerin, iyilerin yurdu manasına geliyor o kelime. E, Büyük bir Aksaray'da büyük yatırımları yapıyor. Yani tabii ölümünden sonra Aksaray'a çok değer verilmiyor. Yani hani yine e, Konya ön plana çıkıyor. E, Aksaray yine istilalara uğruyor daha sonra. İkinci e, Moğol istilası sırasında As Aksaray'da istilalar oluyor. Hı hı. Yıkılıyor yine Aksaray. Yani onun kurduğu şehir gene yıkılıyor. Kılıçdastan'ın döneminin en büyük savaşlarından birisi de Miryoke falan savaşıdır. Ünlüdür tarihte. Bizans'ın savunmaya çekildiği savaş olarak bilinir. Tarih kitaplarında bize öyle anlattılar. Evet hocam. Gerçekten öyle. Yani falan Savaşı'nda İmparator Manuel'i esir ediyor Bizans İmparatorunu. Bizans'lara yaptığı bir savaş bu savaş. Onun döneminin en önemli olayı odur zaten. falan Savaşı'dır. Sonrasında yaşlanıyor. Sonrası dramatik geçiyor gerçekten hayatı. 11 tane oğlu var. 11 oğlu arasında şehirleri paylaştırıyor, ülkesini paylaştırıyor yani. Bizim Aksaray'a da Kutbettin, Mu Kutbettin Melikşah'a düşüyor, en büyük oğluna düşüyor bizim Aksaray'da. Ee, ama yani Aksaray bir taht şehri olduğu için Kutbettin Muhammed'e Sivas'ı da veriyor, Sivas'ta oturuyor Kutbettin, Mu hı hı. Kutbettin Melikşah, pardon düzeltiyorum. Ee, Aksaray da Aksaray yine Kılıç bağlı olarak kalıyor. Diğer oğulları da var, hepsini şimdi saymayalım. Burada kitapta da yazdık nerede hüküm sürdüklerini. Oğullar birbirine düşüyor. Biraz yaşlı olduğu için e, hakimiyetini kaybediyor, kaybediyor oğullar artık. arasında. Yani Ondan sonra oğulları birbirlerini taraf ederken bu kez taht, e, tahta gözlerini dikiyorlar. Yani e, Sivas'taki Kutbettin Melikşah Konya'ya geliyor zorla tahta sahip oluyor. Yani kendisini veliyat ilan ettiriyor. Tahta sahip oldu demeyelim. Hı hı. Veliyat ilan ettiriyor Kılıcas'tan tahakküm altında yaşıyor ondan sonra. Artık bir mahkum gibi yaşıyor. Nereye giderse babasını götürüyor seferlere. Kardeşlerin üzerine seferler yapıyor. perişan oluyor Kılıç Hasan. sonra onun yanından kaçıyor. Kaçınca Melikşah'ta geliyor Kutbettin Melikşah'ta. Konya'yı ele geçiriyor. Artık sultan kendini sultan ilan ediyor. Oğullarının yanına gidiyor. Destek göremiyor. Oğulları hep yani kendi menfaatini düşünüyor. Hepsi tahta düşünüyor. En sonunda Kütahya Ulu Borlu e, Meliki olan Gıyasettin Keyhüsrev'in yanına gidiyor. Zaten kendisinden sonra da Gıyasettin Keyhüsrev tahta çıktı. Gıyasettin Keyhüsrev en küçük oğludur, 11. oğludur. E, onun yanında huzur buluyor. Onunla birlikte Konya'ya geliyorlar. Konya'yı ele geçirmek için geliyorlar. Kutbettin Melikşah'a. Son dönemleri olduğu için biraz ayrıntıya girmek istiyorum. Tabii hocam. E, Kutbettin Melikşah e, tabii... Sultan eski sultan olduğu için Kılıç Aslan, Konya'da ve Aksaray'da çok halk tarafından çok seviliyor. Çok sevildi zaten hoşgörülü bir şeydir. Hayrı Müslümanlar da çok seviyor kendisini. Dolayısıyla şehir halkı da ayaklanınca bırakıp kaçıyor. Aksaray'a kaçıyor. Aksaray en yakın Konya'ya Aksaray olduğu için Melikşah Aksaray'a kaçıyor. Konya'yı ele geçiriyorlar. Kırcastan tekrar tahta oturuyor. Oğlu veliaht olarak gıyasettin Keyhüsavi kendisine veliaht seçiyor. Ondan sonra Aksaray'a gidiyorlar bu kez. Melikşah içini tamamen bitirmek istiyorlar çünkü. Aksaray'ı kuşatıyorlar, Aksaray şehri ele geçiriyorlar, kale, Aksaray kalesini kalesine sığınıyor Kutbettin Melikşah. O esnada Sultan vefat ediyor, Aksaray'da vefat ediyor. Ee, i̇ç organları zaten bizim bugün Kırcastan e, Türbesi dediğimiz yere defnediliyor, Aksaray'da defnediliyor. Cenazesi de, iç organlar orada defnediliyor, e, cenazesini Konya'ya götürüyorlar, Konya'da defnediyorlar. E, Aksaray kuşatmasında kaldırıyorlar ama neticede Gıyazettin Keyhüsrev. Anadolu Selçuklu Sultanı oluyor ondan sonra. Kılıç hikayesi de böyle çok akıcı bir hikaye. Yani evet, aslında sadece isimlerini duyarız. Biz evet, hiç bu kadar oluyor. detaylı Ayrıntılı bilmiyorduk. Bilmiyor. Da. Okulda bilmiyor. da öğrenmedik. Hani yıllardır tarih dersi görüyoruz ama çok tür ayrıntılarına girmemiştik. Hı -hı. E, gerçekten merak uyandıran kitaplar. Hı -hı. Peki bunların devamı gelecek mi? Başka kitaplar yazmayı düşünüyor musunuz? Şöyle yazdığım kitaplar var benim. Yani e tarihi roman formatında 5-6 tane kitabım var şu anda Hı -hı. hazır, yayına hazır. E, tarih araştırma alanında da var kitaplarım. 7-8 kitap da öyle var. Hatta bir iki ay sonra bir tarih araştırma kitabı inşallah çıkaracağım yani. Ne güzel hocam. E, o da muhtemelen yine Çıra yayınlarından olacak. E, Selçuklu tarihini içeren, e, Selçuklu'nun meliklerini, hanedan mensuplarını anlatan bir kitabım olacak. E, o tarih araştırma tamamen tarihi roman olmayacak yaz sonunda da yine e, gençlerimiz için aynı bu kitap gibi bir seri daha düşünüyoruz. 6 kitaptan değil bu kez 3 kitaptan oluşan bir seri. Ona başladım zaten. İnşallah yaz sonunda bitirmiş olacağım. Onu da yaz sonunda eylül ayında okul okul başlarken onlarda 3 3 kitaptan oluşan gerçekten. seriyi de yayınlamayı düşünüyoruz. Aksaraylı olarak da böyle güzel eserler ortaya çıkarttığınız için de teşekkürlerimi iletiyorum. E Başarılarınızın devamı diliyorum. Programımızı kapatmadan önce seyircilerimizin Kitap okumaları için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Neler söylemek istersiniz? Yani tabii kitap okuma için önce vakit vakit ayırmak gerekiyor. Yani birçok günümüz birçok insan şimdi vakit bulamadığından yakınıyor. Ama hani internette yahut cep telefonuyla vakit geçirmektense kitabı tercih etmeliler. Yani onu oradan vakitleri oradan ayırmaları gerekiyor aslında kitaplara. çocuklarına da tavsiye etmeleri gerekiyor yani daha çok hediyeleri kitap olarak almaları gerekiyor. Doğum günlerinde kitap hediye etmeleri gerekiyor çocuklarına. Böylece çocuklarını da kitap okumaya yönlendirebilirler. Ee, kitap okuma saatleri düzenlemeleri lazım evlerde. Çocuklarıyla beraber kitap okumaları gerekir. Ki yeni nesilimizin okuması gerekiyor. Okumadan hiçbir şey olmuyor yani. Ee, okuyan insan hani her şeyi biliyor, bilebiliyor yani. Onun için halkımızın bol kitap okumasını tavsiye ediyorum. Çocuklarına da bu konuda örnek olmalarını. Çok teşekkür Şahit. ederiz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Tekrardan bizleri kırmayıp stüdyomuza geldiğiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür İletiyorum. ederim. Güzel Teş bilgiler verdiniz. Bizleri aydınlattığınız için de. Değerli izleyicilerimiz, kitap serüveninin bugün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın.